Şu anda canlı yayındayız. Merhaba, hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün ayın 22'si mi abi? 22'si. Yaklaşık 2 haftayı aşmak üzere bayramdan beridir. İkimizden malum küresel ve global bir hastalığın pençesine mi artık diyelim veya kucağına mı düştük? Ve şu anda ikimiz de dün ve bugün itibariyle resmi atlatmış iki korona zede demiyorum. Bence korona cengaveriyiz. Öncelikle oradan başlayalım. Öncelikle bir de hoş geldin abi Sağ ol, evimize. teşekkür ederim. Şu anda internetler üzerinden bizi takip edin ve merak edin. Sağlık Evet. durumumuzu sağ olsun dostlarımız var. Herkese Buyur abi, öncelikle selamlıyorum. Ömer abimiz orada. Bir selamlama ve Bizi en azından dinleyen korona sürecini bir de kısaca burada. herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yine bir hizmette canlı yayınımızda buluşturdu Allah bizi. Allah'ıma şükrediyorum bugünkü sağlık durumumuz için. Tabii çok kötü bir deneyim yaşadım. Ben de herhalde gittiğim bir yerden şüpheleniyorum. Bir taziyeden oradan kalktığımı zannediyorum. Bayramın işte ikinci günü çok ağır, sırtımda bir ağrılar başladı. Bu dayanılmaz ağrıları önce ben üşüttüm falan zannedip bir krem falan, ama bir baktım ki ateşim 38. Dolayısıyla yoğun ateşler içinde o gün de tatil olmasını bekledim. Hemen ertesi mesainin başladığı sabah erkence gittim. Hemen bir göğüs filmi, kan, idrar tahlili ve aynı zamanda tomografi çekildi ve COVID-19 olduğum tanısı konuldu. İlaçlar verildi. Eve gitmem söylendi. Hemen eve geldim. Ancak şöyle bir şey, ayakta duramıyorum. Son derece halsiz, yorgun, bitkin ve sanki üzerimden koca bir silindir geçti, beni ezdi. Bütün kemiklerimi kırdı, etlerimi yok etti. Dümdüz bir tahta gibi hissediyor insan kendini. Nereye dokunsam etlerim acıyor. Tad alma duygumu kaybettim, koku alma duygumu kaybettim. Evde eşyaların ölçüleri sürekli değişiyor. Evet abi, onu ben de Bunu şey hissettim yaptım, yani. fark ettim. Yani çalışma masamım büyüyor, küçülüyor. Küçülüyor değil mi? Televizyon büyüyor, Televizyon, küçülüyor. sinema gibi oluyor bazen değil mi abi? Bazen büyüyor, bazen Harika küçülüyor. küçülüyor. Böyle gariplikler hissediyorsun. Uyuyamıyorsun, bir şey yiyemiyorsun. Düşünün, hiçbir şey yiyememenin verdiği halsizlik, bitkinlik de var. Aynı zamanda ateş 38 buçuk derece. O kadar çok etkiledi ki ben diyabet hastasıyım. Hiç şimdiye kadar hayatımda hastaneye gitmemiş birisiyim. Düzenli beslenen, sağlıklı beslenen, sigara içmeyen birisiyim. Ve buna rağmen düşünün, 38,5 derece bir ateşle ilk defa karşılaştığım için ateşler içinde yanıyorum aynı zamanda. Bu Abi şeyin bende ateş hiç olmadı ya. Demek ki bak. ilginç bir Hiç şey. yani hiç Her ateşim olmadı. yapıda farklı Evet, farklı. farklı Yani bünyede peki o farklı diyabetin değil mi? etkisi mesela bizi Olabilir. etkilemesini. Ve geceleri uyuyamıyorsunuz. Her şeyde bir saatte bir kalkıp o ateşin yoğunluğundan dolayı buzdolabından çıkmış suyu döktüğünüz havlu bezle kafamda tutmak zorunda kalıyorum. Düşünün, uyku uyuyamıyorsunuz. Abi Uyku sen tek uyuyamadım. kendin mi oldun? Yengeyle Evet, beraber yok, miydin? hanıma bulaşmadı Maşallah. Allah'tan. İyi. Bulaştırılmadı. O günden itibaren hemen önlemleri aldık zaten. En büyük şanslarımızdan bir tanesi o. Ayrı yerlerde, ayrı odalarda, steril eşyalarla, Evet. hiçbir şeyi ortaklaşa kullanmadan ayrı tuvaletleri Bu kullandık. sürece gelmiş. Dolayısıyla böylesine bir şeyin. Ancak şu var, bu yaşadığım deneyimde şunu öğrendim. İnanın, bu hastalıktaki en önemli şeylerden bir tanesi benim ömrümden bir 10 yıl götürdü. Öyle Çünkü mi? şöyle bir şey, uyuyamıyorsunuz, yatamıyorsunuz, her yeriniz, etleriniz acıyor. Sandalyeye oturuyorum, sandalyede kolum etleri acıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yatakta yatak uzandığınızda her yanınız ağrıyor. Balkona çıktım, balkona bir oturayım diye gündüzleri oturdum. Her zamanki seyrettiğim parktaki ağaçların Abi. seviyesi daha çok yükseldi. Binalar sanki yeni değişmiş gibi, bazıları yeni Olmuş boyanmış gibi. gibi, Haklı böyle gözüküyor. garip garip böyle şeyler, şekiller değişiyor. Psikolojisi bozuluyor. Ve düşünün, yani 67 yaşında bir insansınız. Ölüm korkusu geliyor. Tabii, acaba ne olacak? İyileşecek miyim? O anda Hiçbir hissettim ben abi. Yani efendim? o dediğim gibi balkona çıktım ya. O, yani o anda hissettim ben koronayı, kalktım ve öleceğim gibi böyle Evet, korku yani dedim hissettim ki ben. herhalde yani Biz hayatta gidiyoruz. veda ediyoruz. Çünkü Parasız şöyle bir yakayı şey, kazandım. 5 gün boyunca ben bir şey yiyemedim. 5 gün boyunca
Sadece bol bol limonlu su içiyorum. Ve aynı zamanda da o limonlu su içmelerim aslında çok yaramış. Çok aşırı su tükettim ilaçlarla beraber. Onun dışında 5 günün sonunda doktorum ilaçlarımı değiştirdi. Ve toz şeyin özellikle bu mide bulantısını gitmek için gidermek Gidemek için toz ne diyorlar onu şeye için. Sandoz mu? efendim? Fanyen, sandoz gibi bir şey Yo yo var mı? şey bayağı bir bitki yani Ha, şeyin bilmiyorum. ondan ve Ben... öksürüğüm olmaması için de şeyli haşhaş ezilmiş dediğimiz bayağı haşhaş yedim. Onun da çok bana yararı oldu. Sıvı çorbalar almaya başladım. Birazcık hayatım düzene girdi. Ve yoğun bir ilaç tedavisi. O ilaçlar midemizi mahvediyor. Aynı zamanda midemizin gastritini tetikliyor. Dolayısıyla o ilaçların verdiği de psikolojik bir şey var. 9 tane ilaç Diyabet tutuyorsun. ilaçların devam ediyor değil mi yaptığın Diyabet şey? ilaçlarımız aynı zamanda devam ediyor. Diyabette farklılıklar oluyor, şekerimiz yükseliyor. Dolayısıyla çok kötü günler geçirdim. Allah kimseye Geçmiş vermesin. olsun. Maske hatasını lütfen yapmayın. Maskenizi her yerde takın. Kalabalıklardan uzak durun. Ve mesela düşün, dünyalar tatlısı bir torununuz var. Ona Evet ya, sen dokunamıyorsunuz, onu göremiyorsunuz, sevemiyorsunuz, sarılamıyorsunuz. Poyraz'dan uzak alın. Aşağıda balkondan el Evet. sallayarak önce ihlal edebiliyorum. Bu da aslında bir yaşlı insanlar için korkunç bir travma. Geçmiş olsun abi. Yani sen de Sağ bir ol, çok teşekkür yani ben ederim. kendimle sen anlatırken bakın da sen benim on Evet, katım evet. bir daha bir ızdıraplı geçmiş. Tabii, Allah'ım inşallah tabii, ömür, sağlık, tabii. afiyet devamlı versin. Ben de tabii ateşi üstü yakar. Çok kötü. Ben de abi şöyle kısaca anlatıvereyim. Yani aklımda kalan o 13-14 günlük süreçte ikinci gündü sanırım. O kadar halsizim ki abi düşünebiliyor musun? Artık niyeyse bir duş alma ihtiyacı hissettim. Duştan sonra o sıcak su ve soğuktan sonra yatağa uzandığımda o anda inan Allah'a dedim tamam hazırım al canımı yani ölümü istedim o anda. Abi elimi kıpırdatamıyorum, konuşamıyorum, sesim çıkmıyor yani. Böyle bir dermansızlık var ki şimdi duşumu da aldım ya sanki imam yıkadı böyle imam. Böyle dedim ki Allah'ım şu anda alabilirsin artık canını ben hazırım gibi öyle bir şey hissettim. Ya o üçüncü gün, dördüncü gün falan çok kötüydü. Ama ben de sadece halsizlik olarak geldi, geçti ve gitti ama sizde daha ağır geçmiş. Tabii Neyse şimdi buradan abi şöyle özetleyelim. Şimdi sen dedin şurada ben anlattın, biz şunu anlattık. belirteyim. Şöyle bir şey. Mesaj Düşünün verelim. bu tanı konduktan sonra devletin kayıtlarına geçiliyor. İhbar mekanizması işletiliyor. Ve 25 yılını devlete vermiş bir insan olarak kapınız çalınıyor. İki tane güler yüzlü polis memuru, iki tane sağlık memuru. Devletimizin, başta Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve Konya'daki sağlık teşkilatının uyguladığı filyasyon ekipleri sürekli 2-3 güne bir hatırımızı sordu, ihtiyaçlarımızı sordu, yapabileceğimiz bir şey var mı diye kapımızı çalarak bizi ziyaret ettiler. Ben devletimin bu tür bir organizasyondan dolayı hem bir vatandaş olarak gurur duydum hem de bu yetkililerimizin hepsine teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. İnsana bir o dönemde bir moral veriyor yani. Şimdi aynen abi dediğim gibi biz de bazen süreç öncesi belki bundan sonraki süreçte de belki aynı ruh haline girebiliriz ancak bir takım kamuoyundaki siyasi söylemlerden kutuplaşma, ayrımcılıklardan etkilenerek bazen hükümetin yanlışlarını devlete mal ederek devlete kızdığımız oldu. Onlar Senin de benim aynı de. şeyler Ancak yani. bu süreçte insan böyle daha bir objektif değerlendirebiliyor ki aynen dediğine katılıyorum. Ben daha hastalandım. Israr ettim hastaneye gitmemekte kendimce birkaç gün. Fakat artık tam böyle dermansız kaldığım bir anda arabaya bir o ambulansın kapının önüne gelip sizi itinayla almaları, hastanedeki muameleler, her ne kadar birileri arabada yapsa da şöyle böyle dese de sonuçta olağanüstü bir durum. Tabii ki onlar. Yani devleti hissetmek güzel bir şey. Güzel bir şey. Allah Güzel razı bir olsun şey. dediğiniz Yani. gibi biz de her gün düzenli şekilde aile hekimimiz tarafından arandı. Evet, Hükümet evet. neyiniz Sağ var, olun. Evet. ateşiniz ne? Devamlı Her hemşirelerimiz gün aradı. rutin uygulama sanırım polis, bekçi ve bir görevden oluşan bir her gün kontrol etti. Güya yoklama yaptılar yani yerimizde miyiz ama bu sizin de dediğiniz Hatırımızı gibi sordular. hatırını sordular. Bir İhtiyacınız ihtiyacınız var var mı mı? dediler. Bu bir Getirin ihtiyacınız dediler. var mı Yani. kelimesi çok güzel. Yani abi böyle zamanlarda insan bazı insani unuttuğu insani değer ederek mesela hiç tahmin etmediğim bir dostum telefon açıp abi nasılsın geçmiş olsun demesinin ne kadar anlamlı olduğunu o zaman görüyorsun yani. Evet. Normal zamanda arasa da aramasa da falan gibi. Onun için mesaj yani sonuç bu konuyu değiştireceğiz.
Sen de biz de bu lanet virüsü, mikrobu artık ne derseniz deyin atlatmış iki fert olarak tabii ki biz seninle bizim bir ortak özelliğimizde duyarlı insanlarız. Bu başımızdan geçen olaylar çıkardığımız dersler işte dün siz özel bir kendi mesajınızdan sonra sosyal medya mesajından sonra ulusal alanda güzel bir mesaj verdiniz. Sağ olun. Bizler Teşekkür acizane ederim. sizlere işte bizler de kendi terbiyeden atarak. Önemli olan topluma bu iş oldu, İyi, oluyor veya olacak tabii. ama tedbir almak ve Tabii farkındalık yaratmak, yani dikkat etmek, maskenin önemini anlatmak inşallah maske. şey. Abi şimdi o konuda da biraz ben farklı çizgide düşünüyorum. Bir cümleyle uzatmadan onunla şey yapalım. Maske, mesafe, hijyen denen olay tamamen bana göre sadece koruyucu tedbir bu. Yani ama hastalık geldikten sonra yani göz göre göre bir yerden gelmiyor ki maske takımında kesin gelmeyecek diye de bir şey olmadığına göre bence maske, mesafe, hijyen kadar insanın beslenmesinin, dinlenmesinin ve bünyesinin o tür bir hastalığın geleceği madem aşikar veya yaygın, insanların vücuduna iyi bakması, dirençli kalmaları, ciğer ana kaptırmamaları lazım diye de düşünüyorum. Abi bu konuyu artık böyle kapatalım. İnşallah bir daha bizim kapımıza uğramaz. İnşallah. Bu arada bak abi şu birkaç bayağı bir mesajlar geldi. Bir soru varsa onun için en azından. Hamdi Kurtuluş iyi yayınlar. İkinize de geçmiş olsun demiş. Nadir Soru Sağ geçmiş olsunlar. olsun demiş. Nevzat Uzak'la geçmiş Sağ olsun. olsunlar. Teşekkür Beyin ederiz. keskin. Hadi ikiniz de atlattınız. Tekrar geçmiş olsun. İsmet Ültaş. Senin ortağın değil mi abi? Eski Evet. ortağın. Sağ olsun. Yakup Uzun'unuz geçmiş olsun demiş. Evet burada şimdi bir soru yok. Bahar abi bu süreç artık korona süreci biz atlattık da dalga dalga yayılıyor malum. İnşallah biz bir daha olmasa da biz ama kendimize de her an olacakmış gibi daha duyarlı davranacağımızdan eminim. Ülkede tamam şu anda sadece ülkede değil, dünya genelinde böyle bir global sorun var. Bunu şimdilik burada kapatalım abi. Şimdi gelelim gündem özele. Sen de bir araştırmacı, yazar, gazetecisin. Öncelikle kitabın hayırlı olsun abi. Sağ olun, çok teşekkür Kitabın ederim. tam çıkıp alıp ne güzel sevincini paylaşacağın günlere denk Evet. geldi. Daha henüz bir tanıtım ve dağıtım olayına giremedim bildiğim Evet, kadarıyla. evet, evet. Abi isterseniz önce kitabınızdan şey yapalım. Son bölümde de dünkü Cumhurbaşkanı Bu açıkladığı konuya geliriz. kitabımız Evet abi kitabı şöyle, şöyle kısaca bir tanıt abi. bizim kitabımız bizim kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz köyümüz bir Türkmen köyü. Afyon, Dinar, Okçular. Afyon Dinar ilçesinin Okçular diye bir köyü, bir Türkmen Senin köyü. köyün, doğduğun, Benim yaşadığın, büyüdüğün doğduğum, köyün. büyüdüğüm atamızın, dedemizin köyü 300 yıl Atayurdu. önce yaklaşık olarak yerleşik düzene geçmiş oğulların kayboyunun bir obası. 300 yıl önce mi dedin abi? Evet, Ama 300. ilk kez böyle bir bu okçuların kültürü, tarihi her yönüyle ilk bir kitap değil mi abi? Bu Tabii özelliği. tabii bizim ovadaki ilk kitap işte köyümüzün geleneklerini, göreneklerini, şarkılarını, türkülerini, yemeklerini, eski duayen Tarihini, insanlarını, kültürünü. tarihini, kültürünü, giyinlerini, Her şeyi abi. kuşamlarını, adetlerini, geleneklerini anlatmaya çalıştık. Elimizden geldiğince kaynak topladık. Ama çok çok önemli. Düşünün bir tane küçücük köyde 100 yıl önce yapılmış bir bizim köyün zengin adamının bir köy odası var. Saha araştırması yaparken o köy odasının ben fotoğraflarını çekerken köy odasının duvarının sıvasının döküldüğünü gördüm. Çünkü insan ölmüş yıllar önce o oda kapalı duruyor. Duvarının şeyini gördüğümüz ki bir baktı ki at kafasını gömmüş duvara. At kafası duvarın içinde. Evet, duvarın içinde Yani bir yapının saklı içinde değil mi? fotoğrafı var. Sıvaları Yapının değil. içinde, Yapının içinde. hayır, temelinin içine yani duvarın içine gömmüşler yani. Şimdi bu bize şunu Bunu gösteriyor. araştırdın mı abi? Evet. Niyeymiş? Bu bize şunu gösteriyor. Orta Asya'daki kurganlardan yiğitler öldüğünde en sevdiği atıyla beraber gömülüyorlar. İkincisi, eğer yiğit hayattayken atı ölürse o Ha. da binanın temeline Kemin. gömülüyor. Ha. Yiğit'in atı hayatta kim ölürse o atı Ölürse kafayı kemiğe atmıyorlar. kafayı İnşaata bir yere inşaata temele gömüyorlar. gömüyorlar. Şimdi Allah'ım. bakın çok ilginç bir şey. Yüzyıllar önce Orta Asya'dan getirdikleri işte geleneklerden örnek veriyorum. Bir tanesi bu kitapta fotoğrafını da koyduk, yansıttık. Buna benzer giysilerini, geleneklerini, göreneklerini, oyunlarını, yemeklerini bizim köyün gençleri unutmaması açısından aynı zamanda da bir oradaki köylerin tarihine not düşmek için böylesine bir kitap oluşturduk.
bizim köylülerimize bu kitap ücretsiz olarak dağıtılacaktır. 1000 tane bastırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet abi. Kaç sayfa abi yaklaşık? 336 sayfa. Abi şu şuradan da resmi olacak. Abi nerede basıldı yayın evi? Şu anda ne aşamada dağıtım olacak? Bu normalde şeyin sağ olsunlar Mustafa Bey desen offset'te basıldı. Desen offset'te basıldı. Değerli bir insan Mustafa Bey. Reklamını yapmış olalım. Mustafa Bey'in de reklamını yapmış olalım. Evet, bizim köyün o şey insanlarının, değerli insanlarının, öbür dünyaya göçen insanların hayat hikayelerinin, onların bulabildiğimiz kadar resimlerini yayınladığımız güzel bir kitap oldu zannedersem. Abi şu anda köye gönderdin mi? Yok, daha göndermedim. Daha çünkü koronadan sen dolayı. Sen daha yeni temsil çıktın. Onun için köye gönderdim. Haftaya düşünüyor musun? Düşünüyorum, haftaya göndereceğim köylerimize. Orada da yaygın şey korona. Oralarda da yaygın. Türkiye'de dolayısıyla yani dikkatli oluyoruz. O nedenle esasında kendim gidip kendim dağıtmak istiyordum ama çok güzel orada bir imza günü gibi bir şey yapmak istiyordum. Yine yap abi ya. Sizi falan da götürecektim. Ama şu anda korona yaygın, oralarda da yaygın. Bekle abi, ertele. Yani evet, erteleyebiliriz ya, o da olabilir. Yani bu kadar emek çektin, köyünme iyi ki, senin de ilkin yani. Hem köyümüzün ilk kitabı, hem senin adına da bir yazılı eser olarak ilk. Dolayısıyla bunu kargoyla göndermek yerine, İnşallah güzel bir şey olursa bir süreç günlerimizi görelim bakalım inşallah. Bakalım yani şehir hep beraber gideriz bir gün. İnşallah abi. Senin şehir köyü de görmüş olursunuz. Yani. Abi şimdi bu kitaptan sonra inşallah sen yıllardır zaten biz seni her ortamda araştırmacı yazar diye tanıyoruz. Yani bu araştırmacıların arşivciliğinde kütüphanenin zenginliği malum sizi tanıyanlarca. Dolayısıyla size bu kitap şöyle bir tetikleyici unsur oluşturdu mu? Yani ikinci bir kitap yani artık neyse ilgi alanı veya konusunda da ikinci bir kitap düşünüyor musun abi? Şimdi ikinci bir kitabın taslağı var. İkinci bir kitapta şöyle. Bizim köyde örneğin bir kan davasıyla bir öğle cinayeti diye bir şey yaptım. Öğle cinayeti. Bir cuma günü öğle cinayeti diye dört kişinin aynı anda şey yapıldığı ve aynı zamanda oradaki otantik ilişkileri, köyün zengin yok. Hikaye veya romanı mı buyurun? Hikayeler. Hikaye köyde. Yani köye gerçek ait, ama biraz süslü. Köye ait gerçek hikayeler. Yani köyde yaşanmışlıklar ilgili. Köydeki eşkıyalar. Mesela bizim orada eşkıyalar çok yaygındır. Düşünün eşkıyaya kimi sahip çıkar? Saklar evinde eşkıyayı. Çünkü eşkıya asla düzgün insanlara zarar vermez yani. Buna benzer hikayeler var. O tür hikayelere önümüzdeki kış yazmayı düşünüyorum yani. Bak abi, evet. Kitabında inşallah hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kadar, biliyoruz sağ ticari ya. Bir amaç bitmedi. Memleket sevgisi ağır bastı. Bizim seninle ortak noktalarımızdan biri de oydu zaten. İnşallah hem Afyon Dinar okçulara hem şahsın adına bir kitap hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve artık bugünkü programın asıl konusu veya biz artık tamam kendi virüsümüzü, kendi kitabımızı da konuştuk. Bir de artık ülke gündemine gelelim abi. Evet. Hayat devam ediyor. Sonuçta biz de bu Türkiye gemisinin içindeyiz. Vatan Türk vatandaşları olarak. Dün Cumhurbaşkanımız bir 5 gün önce Cuma'ya işaret göstererek müjdeli haber diye bir heyecan ortamı yarattı. Gerek ülkemizde gerek dış basında da heyecanla beklendi. Dün de saat 15 civarı açıklandı. Ben kısaca şöyle söylüyorum, tabii takip ediyorsunuz. Yani Karadeniz'de Zonguldak sınırımıza, Ereğli sınırımıza yakın 150 km denizden karar mesafesinde 2100 metre deniz ve tabana da 1400 metrede deniz altındaki karaya oymak şartıyla 3500 metre derinlikte deniz yüzeyinde 320 milyar metreküp bir doğalgaz rezervinin bulunduğu, içeriğinin kalitesinin çok rentabl ve yüksek verimde olduğunun müjdesi verildi. Bu beyan. Tabii ki beyanı verirken de gurur sıkı değildir. Tabii ki sonuçta çocuk oyuncağı da bir sürü uzman var. Ancak tabii şu da bir gerçek. Geçmişteki bu tür beyanlara bakıldığı zaman her zaman bu coğrafyada, bu bölgede, hele Türkiye'nin değişik yerlerinde bunların olduğu zaten aşikar. Yani yeniden Amerika falan keşfedilmedi. Ha, bilinen
yeraltı rezervlerimizden birisi dün itibariyle Cumhurbaşkanlığından müjdelenerek güya 2023 yılında da artık şebekeye bağlanacağının müjdesi verildi. Abi bu konudaki görüşlerini alabilir miyim? Şimdi benim her zaman bir bakış açım vardır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, milli konularda vicdanınız, yüreğiniz ve milli duygularınız ne emrediyorsa, ne yapıyorsa onu söylemeniz gerekiyor. Evet. Bu konularda her türlü siyasi şeyi, benim hükümetle görüşlerim farklı bir şey. Ama dün ilk defa bir Türk vatandaşı olarak çok gurur duydum. Evet. Bir, bu müjdeden gurur duydum. Gerçekten 2023 yılında Türkiye'nin ekonomik dengelerini değiştirecek ve bizi rahatlatacak dışa karşı bağımlı. Zaten İran'la ve Rusya ile bizim 2 yıllık anlaşmamız kaldı. Sona eriyor zaten yani. Dolayısıyla bu büyük bir başarı ve şunun için de gurur duydum. Düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı cumhuriyetin üniversitelerinde yetişmiş mühendislerimiz ve dişinden tırnağından artırarak şu 3-4 yıl içinde hükümetin sondaj yapacak bu gemileri satın alarak, gemilerin sahibi olarak, gemilerin imal ederek, milli yazılımlarla destekleyerek bunları oluşturması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir devrim. Dünyada 5 ülkede varmış abi. Bu araştırma bizim 3 araştırma istatistik var ya, bu 5 gemiyle biz şu andaki 5 ülkeden biriyiz. Petrol arayabilen. Şimdi dolayısıyla zaten ben baktım Türkiye'de gerçekten muhalefet olsun. Herkes yani bunu çok sevindiler. Yani sevinilmesi gerekiyor. Ben şahsen gurur duydum. Bizim torunlarımız, geleceğimiz için bu büyük bir müjde. Ayrıca şuna gurur duyuyorum. Daha Akdeniz'de arayacağımız yerler var. Karadeniz'de arayacağımız yerler var. Ve gemilerimiz orada arıyor. Ancak Türkiye'nin bu tür kalkınmasını istemeyen işbirlikçi, hain, dış düşmanlarımız çok. Dolayısıyla bunlar bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yerli işbirlikçiler buluyorlar, farklı şeyler buluyorlar. Ancak şu var, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz kuvvetleri şu anda şeyin en son Barbaros Hayrettin dönemindeki şeyin gücüne ulaştı. Yani Akdeniz, Osmanlı Gölü dediğimiz oraya hakimiyetine ulaşmış durumda. Aynen. FETÖ'den dolayı bu kadar örselenmesine rağmen şimdi biz bunun sayesinde ne yaptık? Gemilerimizi Akdeniz'e gönderiyoruz. Libya ile anlaştığımız şekilde o bizim egemenlik sahamızda, orada da arıyoruz. Evet. Arayan gemimizin kenarında da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz kuvvetleri korumalık yapıyor. Kılına dokunamıyor. Ben öyle. Şimdi biraz önce bir kelime kullandım da, yani bu konuda sana çok yakın düşünüyor. Şimdi ben de şahsi görüşümü söylüyorum. Bir işin siyasi yönünü ben her zaman kenara muhafaza ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı açıkladı diye öyle gök görmemiş çocuk gibi ne oldum delisi seviş ve bunun üzerine bunu temel alır üzerine binalar kurmanın da mantığı, akılı ve projeleri, resim verileri koymadan sırf söylem üzerine coşmanın da bir anlamı olmayabileceğini bir kenarda muhafaza ederim. Ama tabii ki bilinen bir gerçek. Türkiye ve dedim yine başta da söyledim. Bu bölgede, bu coğrafyada zaten var. Var olan bir şeyin bulunmuş olmasına tabii ki seviniriz. Bu bir. İkincisi sen dedin ya, düşmanlar, işbirlikçiler gibi. Abi şunu kabul ediyoruz bak. Biz seninle çoğu programda olmuştuk zaten. Dünya hızla küçülen global bir köy oluyor. Bu köydeki tek yetkili ve sözde güç. Güç. Güç derken ne gücü? Bir, tabii para gücü gibi gözükse de enerji gücü. Yani dünyadaki, önümüzdeki dünya köyünün, önümüzdeki süreçte yıllarda dünya köyünün etkin faktörleri gücü ve parayı elinde bulunanlar enerjiyle nazman olacak. Dolayısıyla şunu lafı şuraya getireceğim. Düşman kelimesi pek ticarette doğru değil abi. Düşman rekabet dedi. Yani herkes güçlü olmalı size. Dünyadaki şu andaki en aciz ve en güçsüz devlet bile bir gün dünyanın süper gücü olmak ister, madenlerini bulmak ister, bağımsız olmak ister, herkese kafa tutmak ister, hatta hakim olmak ister. Bunlar doğaldır. Yeter ki biz kendimiz güçlü olalım. Yani bizim düşmanlarımız falan yok abi. Her devletin olduğu kadar kimsenin güçlü olmasını istemiyor abi, kardeş kardeşim. Dolayısıyla Türkiye gibi jeopolitik önemli bir yerdeki bir ülkenin güçlenmesini istemeyen başta komşularımız olmak üzere egemen güçlerin bize her türlü saldırı yapmalarından daha doğal bir şey yok. Ben bunları düşman olarak görmüyorum.
dış güçler dış güçler deyip de iç siyasette proje üretmemeyi buna ben yanlış görüyorum. Dış güçler tabi olacak. İçimizde işbirlikçi tabi olacak. Her zaman olmuştur, olacaktır da. Yani ne bekliyoruz yani? Dış güç diye bir şey olmayacak. İşimizde de hiç böyle işbirlikçi hain olmayacak. Ne ala memleket. Böyle bir dünya kalmadı abi. Bundan sonra da yok. Dolayısıyla Türkiye'nin tamam, çünkü 300 milyar metreküp doğal gaza sevindik. İnşallah söylenen ve taahhüt edilen 2023'te kullanıma sunulur. Abi şimdi rakamlara gelecek olursak, bu 300 milyar metreküp Türkiye'nin şu anki, bu yılki ortalama son 3 yılki tüketimine göre 7 yıllık tüketim. Yani 7 yıl, yıllık 40 milyar dolar deniyor da alış maliyeti. Ama millete yansıması 400 bile 10 katını falan buluyor abi yani. Şimdi madenin alınışıyla peragen saçkın. Dolayısıyla Türkiye bütçesinin de açığının en büyük kalemleri maden enerji giderleri değil. Dolayısıyla bu domino taşı gibi ekonomiye, sosyolojiye, dış siyasete, savunmaya her yere yansıyacak güzel bir olay. Yani benim sevindiğim ve ümit ettiğim, inan 320 milyar metreküp az oldu. 800 milyar metreküp diye bekleniyordu. Ama şundan eminim abi, ben çocukluğumdan beri eminim. Bizim hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hem genç bölgemizde zaten bence daha neler neler var. Ama şu var, bitiriyorum sözü sevdiğim. Çocukluğumuzdan beri hep duyarız. Ya işte Karapınar'da da çok söylenir abi. Ya işte gelmişler petrol aranmış, bulunca işte gavurlar hemen oraya beton atmış, koymuş gibi bir şey. İstemiyorum. Şeyle. Öyle, bak abi bak öyle değilmiş yani. Bak bunun olmadığını ben zaten tahmin ediyorum. Bakan resmen. Ben uzman ağzına yazdım. Var evet, Karapınar'da petrol var. Ama aması var. Çok derin olduktan sonra, kalitesi düşük olduktan sonra sen onu çıkartma maliyetini kurtarmıyorsa rezervi hiç anlamı yok. Ama ne zaman olur diyor? Bir gün olur ki onun çıkarma maliyeti o kadar düşer ki, teknoloji o kadar ucuzlar ki ve petrol o kadar değerlenir ki şimdi 10 sene önce evet rentable değil, buldun ama çıkarması rentable değilse hiçbir şirket ihale girip konuşamaz. 10 sene sonra şartlar değişirse rentable da olabilir. Onun için ama Türkiye'nin yer altında gerek petrol, gerek doğalgaz, gerek kömür, gerek daha diyorum çok birbirinden değerli madenler, cevherler var. Biz böyle bir şeyin üzerinde, zengin üzerine oturuyoruz. Dolayısıyla bana göre açık söylüyorum, ben siyasi muhalefet yapıyorum. Bulunan hiçbir şey benim için müjde değildir abi. Yapılması gereken devletin acil ve öncelikli, önemli zaten görevlerinden birisidir. İnşallah devlet de bu çizgiye İnşallah. Gelmiştir, daha doğrusu hükümet. İnşallah. Hükümetimiz bu çizgiye gelmiştir. Bundan sonra hızla herhalde zenginliklerimiz böyle yer üstüne çıkartılır ki biz de o zaman işte böyle artık söylemde değil eylemde dünyanın eksenini veya yön veren bir duruma geleceğiz diye ümit ediyorum. Bilmiyorum. İnşallah bu konuda fazla bir iç muhalefet siyasetten görmedik her ne kadar evet. Diğer konularda kutuplaşma olsa da muhalefet tabii tedbirli davranıyor. Nedir mesela? Bilimsel bu mesela dünkü beyan açıklanan rakamların resmiyeti, teknik ve resmi makamlardan onaylanmış hali nedir? Niye 320, 300 değil de 500 değil de falan? Bunu kim ölçtü, neye göre ölçtü? Tabii uluslararası bilimsel, standartlara, bilimsel. Uluslararası standartlara uygun gibi tabii tedbir davranılıyor. Niye? Çünkü abi geçmiş 10 yıllık, 20 yıllık AK Parti hükümetine baktığımız zaman, hatta daha önce Demirel zamanında, seçim zamanında siyasiler maalesef bu tür müjdeleri bol keseden kullanıyorlar yani. Ha, evet şu anda kısa vadede seçimlerine kadar gözükmese de dolayısıyla bunun da bir seçim veya ülkenin gündemini değiştirmek adına nasıl bir ara baro olayı oldu işte Ayasofya olayı oldu. Bu da böyle bir şey olmuş olma ihtimali de düşük. Evet ben yani böyle de demiyorum. Ama bunu da bir kenara koyup akıl ve mantıktan sapmamamız lazım diye düşünüyorum. Kesin. Evet abi şu anda başka sizce gündem konusu ne var haberlerde? Bu şu anda son gazda bu olay. Şu anda bu olay var. Yani şeyin işte onun dışında... Abi altın acayip fırladı gitti. Evet. Bu doğal. Dünyada da artıyor. Yani altın fiyatları dünyada da artıyor. Niye artıyor? Bunun nedeni şu. Şeydeki dünyadaki para arzı dediğimiz yani dolaşan para sistemi artık şey yapmıyor. Üretimde kullanılıyor. Üretimde kullanılıyor. Fazla para var değil mi abi? Fazla para var ve bu paralar gelir getirmiyor. Getirmiyor. Yani... Dolayısıyla o gelir getirmeyen paranın alternatif olarak da altına yöneliyor. Çünkü altın her zaman yedek akçe olarak duran, her zaman dünya piyasasında satabileceğiniz düzeyde şey. Dolayısıyla
Bu şeye alternatif olan özellikle Almanya'nın çok büyük altın stokları var. Şeyin İngiltere'nin çok büyük altın stokları var. Bunlar bu para şeyle oynuyorlar. Tabii bu doğal yani Türkiye'de de biliyorsunuz faizler çok fazla para getirmiyor faizler. Dolayısıyla insanlar altına yönelebiliyor. Bunlar şey yapabilecek ama tabii Türkiye'de ekonominin de sorunları var. Ekonomi çok iyi değil. Gerçekten de çok Evet büyük. abi, ekonominin geleceğini nasıl görüyorsun Bahar abi? Valla Türkiye'de iyi yönetildiğini zannetmiyorum. Yani ekonominin ve ekonomistler de aynı şeyi söylüyor. Düşünün bir şeyde şurada 300-400 liraya yakın neredeyse arttı dolar yani. Evet ya. Dolayısıyla şeyin ekonominin iyi yönetilmediğini gördü. İşsizlik artıyor. Tam koronada onlarca fabrika kapandı, işsiz kaldı insanlar. 10 milyona yakın işsiz olan bir ülkedeyiz. Dolayısıyla İşsizlik şu anda en büyük sorunumuz abi en bence büyük ya. sorunlarımızdan bir tanesi. Vatandaş Yani bazında yani. Halk vatandaş bazında bazında diğer işsizlik. ülkenin en büyük tehdit eden yani çünkü para kazanamayınca insanlar ne yapacaklar? Eleştirileri fazla Devletin oluyor. mesela biz bu Mart'ın 11'inde başladı değil mi bu bizim Türkiye'de? Evet. Devletin de o kadar aslında abi şu anda bütçesinde o kadar ekonomik kriz var ki. Ama hala devam ettiği için şimdi kimse dönüp onun hesabını çıkartmıyor daha. Yani Yok, düşünebiliyor musun çıkartıyor. Dürüst abi? ekonomistler falan söylüyor ama şu var. Ha, İktidar tamam. Küresel güllük olduğu için abi yani kaynıyor sadece Türkiye'ye has olmadığı için. gülistanlık göstermeye çalışıyor. Esasında halka ekonomik açıdan doğruları söylemiyor ekonomi bakanı. Dolayısıyla dolar artsa da iyiye gidiyor diyor. Ama şu var, Türkiye'nin en büyük kara deliklerinden bir tanesi de şu. İsraf ekonomisi denen bir şey var yani. Şimdi bakın valilerin hepsinin üçer dörder tane en lüks arabaları var. Bakın Land Rover, Jeep'inden Evet tut ya. normal arabalara göre. Yani bu devlet o kadar zengin mi ki yani neye o kadar arabası olsun ne olacak yani. Bozkır'a giderken normal arabasıyla da gidebilir yani. Dolayısıyla şehir hastaneleri hepsi bir kara delik. Yani milyarlarca hasta olmasa da onlara ödemek zorundasınız. Geçilmeyen köprülere para ödeyen, işte belli müteahhitlere para kazandırma amaçlarıyla. Şimdi bunlardan dolayı ekonomi çok kötü Abi gidiyor. Her muhalefet hafta partileri şimdi hep bunu diyor da bak biz de seninle bu tür konulara olmuştuk. Şimdi öbür taraftan bunu savunmana dinlediğin zaman da yani biraz haksızlık demeyeyim de yani ediyor muyuz bilmiyorum. Diyor ki ya bu hastanelerin kime ne zararı var diyor. Yani hiç olmayıp da insanlar hastalığında küçük hastane tıkırsa mı yedi tamam bir şekilde şu. Yani sonunda vatandaş hizmet alıyor mu alıyor. Yollar, köprüler yapıyorsa vay efendim devlet işte şu kadar veriyor. Yani bizim bu muhalefetin bakış açısına diyor ki yani ya olsun da ödenir ödenmez. Yani biraz önce biz de ne dedik? Bu Türkiye'nin yer altı, yer üstü zenginlikleri dünyada kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur diyor. Yani bir gün bir şekilde olur. Yani yeter ki şeyler yapılmış olsun. Ben o konuda muhalefete çok fazla katılmıyorum. Bu hastanelerin, köprülerin uzun vadeli ipotek edilmesi iddialarına. Çünkü iktidar tarafından dinlediğiniz zaman pek de öyle değil kazanıyor. Fakat ben şu konuda eleştiriyorum yani. Hala ısrarla. Bir, kibir, haftan kopma. İki, israf. Yani israf ve kibir de işte zaten beni bu korkutuyor. Yani toplumdan uzaklaştılar. Küçükler biz yarattık havasıyla. Dediğiniz gibi önce verdiğiniz Mercedesler, atlar, yatlar. Yani böyle çok artist sözde idareciler var ya. Yani inanın kendini idare etmekten aciz. Sırf Cumhurbaşkanı rüzgarıyla buralarda uçuk masa havalanan bir sürü fırıldak var. Yani bunlar insanın zoruna giriyor. Sen bunlara oy vermedin. Tam %51 oy aldık diyorlar da insanlar bunlara vermedi. Yani Cumhurbaşkanı'na verdi. Ama bunlar kendisi almış gibi burada millete satır sallıyorlar. Sosyolojik anlamda ülkenin gidişatını ben hiç iyi görmüyorum. Ekonomik anlamda tabii ki iyi değil ama bu küresel kriz, bu korona olayı küresel olduğu için her ülkede olduğu için sanki biz de arada aynı gidiyor gibiyiz yani. Yoksa bu konuda da ülkenin İddia ediyorum Türkiye'nin açığı, bu iki cari açığı yani harcamalarıyla gelirlerin arasında bir uçurum olacağı kesin abi bence. bu var Ve zaten. Şu anda dolayısıyla çok büyük bir bilmiyorum durum var. Ben 2021 ne olacak. hani rakamları getirmedim ama öyle değil yani dediğiniz gibi. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Ya. Yani düşünün milyarlarca dolara mal olan bir saha araştırma gemisi yapabiliyorsa bir devlet hastanesi, bir şehir hastanesi yapamayacak bir devlet değil. Ancak siyasal iktidar 5 tane müteahhit var. 5 grup var. O müteahhitlerle para kazandırmak için elinden geleni yapıyor. Ve düşünün onlara işte sen bu hastaneyi yap,
40 yıllığına biz sana veriyoruz hadi. Ama hasta şey koymuş, diyor ki şu kadar hafta gelmek zorunda. Gelmezse gelmeyenin parasını ben ödeyeceğim. Ya işte abi kazan kazan abi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Var abi bizde var şimdi, şu anda yok da var ama yani. Yok var. Ya, şeyin... Sonuçta vatandaş hizmet alıyor. Sen köprüden geçiyorsun, yolunu sarıyor. Hizmet alıyor ama bakın siz şimdi yani korona... devletin hesabını düşünmek eğer vatandaş korona, ama. Korona olmasaydı bakın. Yazıyor'da bir tane hastane, numune hastanesi var. Bir tane beyhekim var. Bir de araştırma hastanesi. Araştırma hastanesini boşalttılar şimdi. Öbür tarafa gönderdiler. Şimdi bakın sırf 3 tane hastane boş kalacak diye. Hala boş kalacak. Korona sona erse 3 tanesi bomboş ama şehir hastanesine yönlendirildi. Rantabl değil, kazanılmış değil. Şimdi köprüler var. Köprülerden geçen araç sayısına göre vermişsiniz. Şu anda Türkiye'de yapılmış yaklaşık 12-13 tane hiç şey inmeyen, uçak falan inmeyen havaalanları var. O var. Evet, şimdi Maltepe şey tepesinin üstüne şey Çamlıca tepesinin üstüne bilmem kaç kişilik şey yaptınız. Cami yaptınız. Geçen de 34 kişi kılındı. Cami israfı işte. Şimdi bakın böyle bir israflar Türkiye Cumhuriyeti'nin 1000 liraya daha ihtiyacı olan bir ülke. Böylesine olmamalı yani. Şeye bakıyorsunuz, yönetime bakıyorsunuz, yöneticilere bakıyorsunuz. İşte üniversite rektörü baldızını almış, kardeşini almış, oğlunu almış, hepsini işe almış. Şimdi düşünün koca bir Pamukkale Üniversitesi'nin rektörü bir tane şey açıyor, karısını delirtiyor, işe evet alıyor. Ya, işe şimdi ya. Artık bakın şeyden şey çıkmış ya. Yani. Böyle bir şey olmaz yani. Daha olmaz. İki gün önce şeye düştü, sanal aleme düştü, sosyal medyada yayınlandı. Bir tane kadına sarkıntılık eden Diyanet işlerinde görevli adamı, Diyanet müfettişi denen adam şey yapıyor, görevden uzaklaştırıyor. Ama ertesi gün Diyanet'in müfettişini görevden alıyorlar. Şeyi, adam tekrar görevine iade edilir. O müfettişi de hani ya yine de zarar gelmesin diye yöke alıyor falan. Şimdi bakın bunlar falan bir demokratik devlette falan olmamalı yani. Kesinlikle. Ahbap, çavuş, kayırma, mayırma böyle bir şey olursa işte devletin çivisi çıkmış. Şimdi insanlar güvenmiyor. Yani ben diyor hakkımla gidip helalinden gidip bir yere işe gireceğimde torpil arıyor. Yani illa partili olmak zorundasın. Bu esasında iç cepheyi daraltıyor. İşte şeyler yaratıyor, muhalifler yaratıyor. Yani bunlar olmaması gerekiyor. Hele hele din, iman, kul hakkı, haram diyen insanların olduğu bir dönemde oluyorsa çok dikkati çeken bir şey. Bunlar asla olmamalı yani. Evet, ahbap, çavuş, kayırma. Bunlar şey... Bana abi tam aklıma geldi. Memleket ittifakı, şey, memleket neydi? Memleket hareketini nasıl değerlendirdin abi Muharrem İnce'nin yaptığı? Yo, Muharrem İnce'yi desteklemedim. Yani Muharrem İnce birileri gaz verdi kendisine. Şimdi şöyle bir şey, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy seviyesi iyi. Cumhuriyet Halk Partisi iyi mi gidiyor? Niye destekliyorsun? Şöyle, ya? Kılıçdaroğlu'nu ben beğenmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu şey, o ama şu an... Alternatif değil mi yani? Hayır, alternatif değil yani. Şu sırada... Şu sırada nasıl olursa CHP'ler alternatif, ha bu tamam ileri. Yani niye abi? Yani Muharrem İnce'nin ne kusuru var? Şimdi Muharrem İnce'nin şu anda çıkması demek... Şu an, zamanlama mı yanlış? Zamanlama yanlış. Bir de CHP'den oy devşirip, oy deler, oy çentik atar başarısına. Şu anda bakın belediye başkanları yok. Bakın bölücülüktür yani. Şu anda eğer CHP'de böyle AKP'nin bölündüğü zaman onu sevmiyorsunuz zaten. Onlar ayrı bir şey. Onlar ayrı konuşlar yani. Ben, tamam. CHP'den bahsediyorum. Yani partilerin çok olması yani yok. Kötü mü abi? Muharrem İnce mücadelesini partinin içinde yapacak. Yapıyor abi, bir şey ele geçiremiyor. Yapabiliyor musun abi? Türkiye'deki siyasi sistem. İçiremeyebilir. Biz delege sistemini ben en şey en iyi bilen sensin yani. Delegelerin ya sen mücadele edebiliyor mu abi? Şey, demokratik bir şekilde seçim teşkilatında mücadele edebiliyor mu abi? Yok ceza verdiler bize ya. Evet. Delege görürsün bunu ispatla da. Senin bile temel olay mı var? Şey yani. Dolayısıyla şey açısından bu delege sistemiyle mümkün değil zaten. Bir şey de var. Parti... O zaman Muharrem İnce yani ne zamanlama yanlış. Zamanlama yanlış. Çıkıp işte parti kuracağım dedi. Sonradan kıvırdı. Ben bir hareket başlatıyorum. Bir hareket falan değil kardeşim. Şu anda CHP'nin iktidara gelmesi yapılan için... siyaset abi siyaset değil mi? Yok öyle bir siyaset olmaz. Yok böyle bir şey. Yani, parti bulmak zorunda şey, partinin içinde çıkacaksın Türkiye yapalım. Söyleyeceksin. Çıktı abi. Parti miting mi yapıyor Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mitinge çıkıp konuşacaksınız. Ayrı bir hareket başlatırsan... Çıkartmıyorlar abi. Böyle çıkartırlar. Kafanın yani, ne oturuyorlar? Kralimin ne oturuyorlar? Yok yok. Şey, yani oturma sisteminde de o kadar alınmaması gerekiyor. Yani kendisini de yani o kadar abartıp bir şey yani şu anda yani. Muharrem İnce'ci gibi bir yani sırf böyle laf alsın diye muhalefet ediyorum ya. Yani ben genelde şuna bakıyorum abi. Şu anda Türkiye'de kaç parti var bilmiyorum da.
saysam belli başlı şöyle gözükenler olur mu? Şöyle 100 şey, tane olsa ne kaybedecek? Yok. Sonuçta bakın, ittifak bakın, olacak. Şu anda ittifakım olduğu şeylerle 13 tane büyükşehir belediyesi ele geçirildi. Yani kazanıldı. Bak ne güzel işte ittifak olduğundan. He. Tamam. Ve onların kendisi olsa olmayacak. Onların başarıları şimdi oy getiriyor. Tamam. Şu anda bakın tamam. İlk seçimde göreceksiniz tepe taklak gidecek AK Parti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelme ihtimali çok yüksek. Bir tamam ortağıyla, bu ara ince bölme şekilde ya. Bölerim. Abi ben zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçer bu adam ya. Muharrem İnce şöyle bir şey. Yani çok şovmen birisi. Şu açıdan şovmen birisi. Bakın siz Cumhurbaşkanlığı adayı döneminde orada şeyde seçimlerde seçim gecesi mücadele etmeniz gerekirken ortadan kayboldu yani. Diyor ki ama onun açıkladıkları diyor işte beni desteklemedi genel merkez falan. Şimdi bakın. Ya bir taraftan dinlediğin zaman öyle gözüküyor da. Yok ama bakın şimdi olay şu. Şimdi örnek veriyorum. Muharrem İnce daha önceki şey olduğunda geldiğinde buraya geliyor. Örnek veriyorum. Konya'ya geliyor. Yanında il başkanı yok. Kendini destekleyen ilçe başkanlarıyla geliyor. Bunu yaptı Muharrem İnce. Bütün siyasi partiler yapıyor. Ne var bunda? Yok ama bakın bir örgütte il başkanınız yanında. Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor mu abi? Yok. Kılıçdaroğlu yapabilir. Yani şimdi siyaset tercihini yaptığını yapmak suç mu oluyor? İleride yok. Ayrımcılık, bölücülük, parti içinde hizip yaratma diye şeyler şu anda bir şeyin başarısını gölgeler CHP'nin. İyi yönetilmeyebilir, hata vardır. Ben zaten Kılıçdaroğlu'nu en ağır eleştiren birisiyim. Bu tür şeyi. Ama şu an şu sırada bakın AKP'nin oyları hızla azaldığı bir dönemde Muharrem İnce'nin bu çıkışı birileri tarafından gaz verdi. Yani AKP'nin ekmeğine yağ sürerler. Yok abi bu konuda katılmıyorum. O zaman İYİ Parti'de bölünmemeliydi. Meral Akşener tutup da Devlet Bahçeli'nin partinin içinde mi demokrasi vermeliydi? O zaman bu mantığa gelirse veya Kılıçdaroğlu Babacan Ahmet Davutoğlu'yla Babacan'la bölünmemeliydi. Partisi demokrasinden. Şey. Abi işte kendi partinize geldiği zaman böyle yapıp diğer partiye geldiği zaman. Ya şimdi Muharrem İnce ayrılabilir bak. Ayrılsın parti kursun. Bana bir şey demiyorum. Abi vuracak abi. Belli olur vuracağı. Yani niye rahatsız oluyorsun? Kursun ama parti içinde bu tür yapmam. Yaptı abi. Şimdi bu adam parti içinde muhalefet olduğunu ben bile istifa eder. Bir olarak biliyorum. Muharrem İnce 2-3 dönemdir muhalif yani. İstifa eder. Gider parti kurar kardeşim. Tamam vuracak. Bak mesela Meral Akşener vurdu. Şu anda nedir? Hocam. Şu anda MHP'nin oyu falan kalmadı. Şimdi çalışma var. AK Parti ve MHP ortak çalışıyor şimdi. Barajı düşürelim yani MHP'nin çıkacak şekilde 5 mi yapalım, 7 mi yapalım diye yani şey yapıyoruz. Düşmesi lazım zaten. Yani MHP'yi de geçelim yani zaten. Yok tamam baraj zaten. Yapalıyorlar. Vicdani, ahlaki ve demokratik değil yani. %10 baraj yüksek abi ya. Yüksek yani. Hiç olmasın baraj yani. Tabii ya, bence de hiç renklensin kardeşim. Sonuçta zaten bir kral yönetecek değil mi ya? Yani altı. Meclis dediğin gibi 100 parti olsa da 5'er onlar vekil gitse ne kaybeder ki? Zaten sonuçta beyefendi nece olacak. Zaten ittifak olacak. Neyse. Abi bir de senin artık programın sonuna geliyoruz. Dün sosyal medyada paylaştın. Tabii biz üzüldük de sen ironi yaptın herhalde. Herhalde temattan da bir ihraç kararı yedin. Evet, yani evet. 3 yıllık evet. Uzaklaştırma mı nedir? Evet 3 yıllık uzaklaştırma. Ya seninle benim kaderim çok aynı ya. Yani okudum ben orada. Yani işte, doğru söyleyeyim 9 köyden kovuyor. 9 ne abi? 99. köye geldik biz hala kovuluyoruz. Geçen sene Aralık ayında biz Ankara'da temsilciler kurulu toplantısına gittik. Evet. Orada ben de gittim. Sen niye gittin abi? Sen üye misin? Temsilciler kuruluna üye değilim ama yönetim beni götürdü abi. Yani yönetime misal bıraktı. Normalde gitmemen lazım bir şey yani. Orada delege veya üye kullanacak bir durum yok. Yok üye kullanma değil o zaten normal. Biz temsilciler kurulu danışma toplantısı. Yani gidilebilir. Yani. Gidilebiliyor. Yani gittin tamam gittim. Abi gittin. Konya yönetimiyle beraber gittin. Orada da başkan, genel başkan konuşma yaptı sürekli. Ara sıra çıktı kürsüye, indi, çıktı falan. Hı. Bu temada eleştirenleri ağır şeyle suçladı. Eleştirenlere cevap verdi. Eleştirenleri dedi ki bunlar dedi aynı zamanda dedi bak dedi Ermeni şeyleri dedi. Ermeniler de böyle ayaklandı. Hakaret etti yani. Hakaret etti. Aşağıladı. İşte iyi yönetildiğini, temadın şeyi olmadığını anlattı. Vizipçiler, bunlardan bahsetti. İtirafı. Böyle şeyler bahsetti. Abi sen sonra? Ben de oradan söz aldım. Söz aldın. Başkana hitaben yani onun konuşmalarından etkilenerek tabii. Sonra cevap hakkını kullandım. Ben de çıktım kürsüye dedim ki bakın iyi yönetmiyorsunuz. Bu örgütü iyi yönetmiyorsunuz. Hatalar yapıyorsunuz. İnsanları ihraç ediyorsunuz. Haksız yere.
İnsanlar eleştirebilir, eleştirilerine saygılı olacaksınız. Eleştirilerinden niye korkuyorsunuz? Bakın biraz önce söylediniz, neredeyse Ermeni ilan ettiğiniz adamları. Ya böyle bir şey olabilir mi dedi meslektaşlarım. Şey. Abi o arada bir soytarı kelimesi var. Sen gerçekten soytarı kelimesini kullandın mı? Yok, hayır. Öyle bir şey falan yok. Yalan diye. Yalan mı? Abi yani öyle bir şey yok. Şimdi işin garip tarafı, ben geldikten sonra sosyal alemde, sanal alemde ben burada söylediklerinin hepsini yayınladım. Tabii ortalık karıştı. Çünkü 3000'e yakın astsubayın olduğu bir astsubayların özgür sesi var orada yayınlayınca herkes dediler ki ya Allah Allah nasıl konuşmuş bunu? Genel merkezde hemen benim hakkımda soruşturma açtı. Dedi ki biz böyle şeyler söylemedik. İnkar ediyorlar. İnkar ediyorlar. Şey ben de dedim ki ama bak dedim. Olduğu için yetki. Bak dedim en basiti söylüyorum size. Buyurun YouTube'a hemen yükleyin. İşte diyorlar ki 5-6 saat süren video kaydı. Olsun dedim ya YouTube'da hemen çıkıyor. Yükledim. YouTube'a yükleyin. Şimdi yükleyemediler. İçinden cımbızla çekilmiş küçük bir pasaj yayınladılar. Bak biz böyle demedi başkan diye. Şimdi peki ben dedim, sen dediğine dair sende var mı o delil? Şey kayıt yok. Ben orada kayda almadım çünkü benim işim değil o. Yani. Şey ama Hakan Başkan yani. Şahit. Celil Şahit. Soner Şahit. Onlar yani kendilerini eleştirenleri Ermenilere benzettikleri konusunda senin şahitlerin var. Hatta onlar İngilizler, ama İngilizler senin onlara iftira attığını söyleyerek bir komisyon vurarak dedim ki şey yapın. Mahkemeye verin beni dedim ya. Ama dedim benim avukatım sizden o şeyin orijinalini isteyecek video kaydını. Ona ekleme yaparsanız, çıkarma yaparsanız sizden hesap sorarız. Onu da cesaret edemediler. Şimdi allem kallem edip bugün karar almışlar. Dün işte neyse umurumda bile değil. Yani. Sen şimdi Konya Demaz'a giremeyecek misin? Ya hiç kimse engelleyemez. Giderim, gelirim, yardım ederim. Bir şey, ya şeyi, o öyle şey olur. Zaten Kasım'da seçim var. Bu başkan falan kazanması mümkün değil. Tarih çöplüğüne atılacak. Yeni gelenler bizi affeder, biz yine devam edelim. Senin dilekçeyle müracaat etsin değil mi? Ha, o kadar zaten. Gözden yani. Geçirin, karar gözden geçirin. Yok, hemen hallederler yani. Sorun abi, olur. Yani valla maşallah sen de değil hiç yani her doğruyu bizim her yere söylüyorsun. Ya. Ve birileri de teşekkür etmeyene bizi böyle ihraç ediyorlar ama uzak tutuyorlar. Sağlık olsun abi. Sağlık olsun. Yani hani ben hep derim ya, herkes vicdanın, kendine yakışanı yapar diye abi sen kendine yakışanı yapar. Vicdanın doğruları söyleyelim de gerisini başlar. Evet Bahri abi, güzel bir program oldu. Çok teşekkür abi. Ederim. Başka söylemek istediğim bir şey varsa sağ ol. Bu yayın için teşekkür ediyorum. Bu güzel günde hem koronayı hem de diğer şeyleri konuştuk. Sen yayınlamaya devam et. Güzel yayınlar için bu şeye Konya tarihine bir şeyler not düşelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Hoşçakalın. Memleketi izleyenler. Bugünkü programımızda Bahri abimle Er Meydanı programı gündem özel oldu. Burada sona eriyor. Önümüzdeki günlerde tekrar inşallah sağlık, huzur ve saadet içinde korumasız günlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.